Evet arkadaşlar, herkese merhabalar, selamlar, saygılar. Bugün Danimarka'dayız. Danimarka'da bugün Ege Genetik olarak arkadaşlar Ankara Başkent Üniversitesi iştiraki olan PER Hayvancılık Tarım Şirketi için Jersey gebe düve seçimi yapacağım. Yapacağımız bu seçim şimdiden PER Tarım Hayvancılık Şirketi'ne hayırlı uğurlu olsun inşallah. Danimarka'da Jersey'lerin en iyilerini inşallah ülkemize, Ankara'mıza kazandıracağız. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Jersey ırkı süt yağının kuru madde oranının yüksekliği ve süt yağ oranının yüksekliğiyle büyükbaş hayvan ırkları içerisinde mandadan sonra en kaliteli sütü üretebildiğimiz hayvan ırkı arkadaşlar. Ve bunun da sütü özellikle tereyağı yapımında ya da günlük süt olarak tüketimde, yoğurt üretiminde ülkemizde birçok üründe, kaliteli üründe kullanılıyor. Tahmin ediyorum ki PER Tarım Hayvancılık Limited şirketinin de üretim ağı bu şekilde olacağı için onlar da Jersey ırkını tercih ettiler. Jersey ırkı gerçekten süt yağ oranının kalitesiyle dünyada en iyi sütü üretebilen ırklardan bir tanesi. Onun haricinde tabii ki süt ırklarımızın içerisinde en küçük, dünyadaki en küçük ineklerden bir tanesi olan bir ırk. Toptan süt üretimi yapacak olan arkadaşlarımız için, yani sütün kalitesine göre fiyat alamayan bölgesinde sütü ürettiği zaman kooperatife döken, toptancıya döken vesaireye döken arkadaşlarımız için tercih etmeyecekleri bir ırk. Çünkü bu hayvanın karkas yapısı oldukça küçük, hurda değeri düşük. Yani bu hayvanı üretebilmek için mutlak suretle sütünü yüksek fiyatlardan pazarlayabilmemiz gerekiyor ya da sütünü çok kaliteli bir mamule çevirip o mamülü de business grup olarak satabilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bugün Danimarka'da dışarısı karlı ve şimdi ben seçime girmek zorundayım. Bugün parça parça da olsa fırsat buldukça sizlere video çekip sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın. Evet, seçimlerimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Memeler kusursuz. Open. Grubun içinden seçtiğim hayvanlardan bir tanesi. Okey. Okey'i verdik. Önden kafa yapısını incelemiştim zaten. Arkadan da memelerini gördük, kusursuz olduğunu gördük. Şimdi de yürüyüşünü incelemiş olduk. Seçimlerimiz bu şekilde devam ediyor. Veteriner hekim beyle canlı bağlantı yapıp gerekli istişareyi de yaptık. Evet, gerekli incelemelerimiz bitti. İki kişi olduğumuz için seçim çalışmalarında hem video çekip hem notlarımı tutarak hem de hayvan incelemek biraz zor oluyor. Seçim anında değil de böyle fırsat buldukça videolar çekmeye çalışacağım sizin için.
bu sürü bize 12 tane hayvan gösterdi. Veteriner Bey'le bütün detayları da konuştuk. Canlı bağlantı yaptık kendisiyle. Konuyu istişare ettik. İsteklerimizi, arzularımızı birbirimize anlattık. Ve Jersey ırkının genetik ve fenotip özelliklerini gösteren en iyi hayvanları seçeceğiz inşallah. Dediğim gibi bu sürü bize 12 tane hayvan gösterdi. Ama bizim kriterlerimize uygun olan 8 tane hayvanı bunların içerisinden seçmiş bulunmaktayım. Yapacağımız bu şekildeki seçimler inşallah hayırlı uğurlu olsun şimdiden. Evet, bugünkü ikinci işletmeye geldik. Jersey sürüsü. Bakalım bu işletme bize şimdi kaç tane düve gösterecek ve biz kaç tanesini alacağız inşallah. Hayvanların genel görüntüleri güzel. Az sonra seçime gireceğim. Hello. Evet, seçtiğimiz hayvanlardan sürünün içinden bir tanesi bu. Burada kafa kilit sistemi yok. O yüzden biraz zorlanacağız. Güzel bir hayvan. Ayak tırnak yapısı iyi, sağrısı iyi, memesi iyi. Maşallah. Evet. Evet arkadaşlar, Jersey cennetindeyiz. Danimarka'dayız, Jersey cennetindeyiz şu anda. Bu kızların içerisinden gebe düve seçimi yapıyoruz. Kızlar, küçük kızlar bunlar. Gözümüz sürekli Simmental Holstein'lara aşina olduğu için Jersey'ler çok küçük yapıda ama şirin hayvanlar. Evet, burada buraya geçiyoruz.
Hangisi? Yani diye tam ufak yani o zaman da çok iyi. Ya. Niye alpas? Niye falan niye? Evet, mesela bu hayvana ekstra memesi olduğu için eledim. Hayvan kafa mizacıyla, yandan duruşuyla, her şeyle güzel. Ama ekstra memesi var. O yüzden elendi. Bir tane daha vardı onun gibi. Yok, bu değil. Bunu aldık. Bunu aldık. Bir tane daha vardı şurada. Onu da ekstra memesi olduğu için elendi. Ekstra, bunda da ekstra pit. Evet. Bak hava olaya. Ekstra meme bizim için büyük kusur. Genetik aktarım söz konusu burada. Pas geçmemiz mümkün değil. Ekstra. Evet, ekstra tit. Ekstra tit. Hayvanlar içine insan girmeye alışkın olmadığı için çok endişeleniyorlar. Bu güzel. Okey. Okey. Bu okey. Böyle kızların içerisinden girip seçeceğiz bakalım. Ha, iyi ki tarafa geçtik şimdi. Güzel. Evet, birinci kızımız. Memeler güzel. Sarı güzel. Kafa güzel. Okey. İkinci kızımız. Meme teşkilatı güzel. Fazla mememiz yok. Ayak basarları güzel. Sarı'nın yandan görünüşü güzel. Okey. Evet. Bunun sol arka memesinde şişlik var. Bunu eliyoruz. No.
Evet, bunun teşkilatı güzel, ayakları güzel. Okey. Evet. Bu kızımız güzel, memenin duruşu güzel. Ayaklar güzel. Okey. Two more. Okay. No, I didn't know. Okay. Good one. Oh. Then er en til mere for tidlig, den kan ikke gå med. Tidlig. Nå. Hornstein renginde, Hornstein görünümlü bir jersey, melez. Sürünün içindeki tek kara kız. No. No. Small. Çok küçük hayvan. O yüzden direkt eledim. Hiç bakmaya gerek yok. Evet, bu şekilde seçim devam ediyor.